Bir sorununu dile getiren milletvekili yoktu. Seçip gönderdiklerimiz sadece turuncu koltuklarda oturup yan gelip yatıp maaş almaktan başka bir iş yapmıyorlardı. Beni seçerseniz dedim orduluya, fındığın sesi olurum, arıcının sesi olurum, balıkçının sesi olurum, üreticinin sesi olurum, işsiz gencin sesi olurum dedim. Ve Allah razı olsun, Milliyetçi Hareket Partisi davasına gönül veren ülke ocaklı gençler, hanımefendiler dahil olmak üzere cebimizdeki son kuruşa kadar harcadık. 24 Haziran seçimlerinde büyük bir zafer kazandık. Bundan dolayı Milliyetçi Hareket Partililere ve ülke ocaklara teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Lakin burada bir teşekkürü de özellikle etmek istiyorum. O teşekkürüm de şudur. 16 yıldır AK Partili olmasına rağmen, AK Parti'den başkasına oy vermemiş olmasına rağmen, iki oyun birini, üç oyun birini Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan, orduya Cemal Engin yakışır diyerek Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren AK Partililere de teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Onlar da bize inandılar, güvendiler. Ve biz 4 aydır daha bir gün tatil yapmadan dağ taş geziyoruz. Her ilçede biz varız. Her mahallede biz varız. Her sorunda biz varız. 2,5 aydır fındıkla yattık, fındıkla kalktık. Birileri bizimle dalga geçti. Hani çadır kuracaktın, niye kurmadın dedi. 8 Eylül 2018 tarihinde Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda 4000 kişiyle çadır durduk. Ne CHP'liler geldi, ne AK Partililer geldi. Allah razı olsun, silah babaları geldi, muhtarlarımız geldi, fındık üreticileri geldi. Ve emin olun sesimizi değil Ankara'ya, Türkiye'nin tamamına duyurdu. Mecliste yaptığımız konuşmalarla yeri öğrettik. AK Partililer mecliste bir araya geldiler, zafer kazanmış gibi fındıkla ilgili verdiğimiz araştırma önergesini reddettiler ama bizi susturamadılar. Susmadık. Susmayacağımızı ilan ettik. Meclis kürsüsünden haykırdım, dedim ki AK Partililer diyor ki fındık siyasi rant yapılmamalı. Muhalefet siyaset için kullanıyor fındığı. Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'le Ordu Milletvekili Şener Yedi Yıldızlı Ergün Taşçı her yerde bunu söylediler. Cemal Engin fındığı siyasete malzeme yapıyor dediler. Ben de çıktım meclis kürsüsünden, dedim ki madem siyasete malzeme yaptığınızı söylüyorsunuz, verin 15 lirayı, bu millet de oyu size versin. Bizim oy beklentimiz yok, bizim derdimiz millet dedik. Ve Sayın Cumhurbaşkanı önceki gün Ordu fındığına 14 lira, Giresun fındığına 14,5 lira dedi. Bundan dolayı biz şunu söylüyoruz. Biz CHP'ler gibi AK Parti dünyanın en doğru işini yapsa da doğru demem diyenlerden değiliz. Biz doğruya teşekkür etmesini biliriz ve fındığa 14 lira veren Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bize göre gecikmiş bir karardır. Bize göre tarihi çok geçmiş bir karardır. Fakir fındığını sattı. İstanbul Ankara'ya giden fındığını sattı. Tüccara borcu olan fındığını sattı. Düğün yapacak olan fındığını sattı. Defalarca anlattık kürsülerden. Yapmayın, etmeyin dedik. Ama bir Şenel amcamız var ki evlere şenlik. Gece yarısı saat 3.30'da Milli Piyango'dan vekil çıkarırsa olacağı buydu zaten. Ne dedi? Ne dedi Ziraat Odası Başkanımız burada? Ne dedi? Yüksek fiyat Ordu fındığına zarar veriyor dedi. İyi ki dedi TMO fındık almamış, 12 lira yetiyor dedi. TMO'ya anlaştım dedi, almasına gerek yok. İyi bu fiyat dedi. Ünye'de Mustafa Hamarat var. O da çıktı dedi ki hamaratlık yaptı. Serbest piyasada fındık değerini buluyor dedi. Hangi serbest piyasa? Serbest piyasa falan yok. Ferrari diye bir firma var. Tek başına eline geçirdi. Alıcı da o, satıcı da o. Böyle serbest piyasa olmaz.
Nihayet Cumhurbaşkanı feryadımızı duydu. Biraz bize sitemli konuşsa da feryadımızı duydu. Ne diyor? Birileri meydanlarda mitingler yaptı, halkı topladı diyor. Ama ben gereğini yaptım. Yap Sayın Cumhurbaşkanım, yap. Yaptığından dolayı biz teşekkür ederiz. Sen yeter ki bize sitem et, hiç önemi yok. Sen bize yeter ki eleştiri getir, hiç önemi yok. Ama biz şunu istedik. Evine ekmek götüremeyen, çocuğuna bir ayakkabı alamayan, tefecinin elinde yer veriyor olmuş, her geçen gün fakirleşen, fakirleştiği için göç eden ordunun, Giresunlu'nun hakkını istedik senden. Çok şey istemedik. Ama biz ne demiştik? Bu fındığı Cumhurbaşkanı'na anlatmıyorlar demiştik, değil mi? Cumhurbaşkanı itiraf etti mi? Etti. Ne dedi konuşmasında? Benim vekillerim de bu işi bilmiyor dedi, değil mi? Kendi vekillerine. Ne dedi? Bakanı eleştiren vekiller var, herkes hakkını bilsin dedi. Kim bakanı eleştiren vekil? Yine o 3.5'da Milli Piyango'dan vekil olan adam var ya, Şener Yıldız. Tarım Bakanı acemi dedi, bu işleri dedi bilmiyor, yeni geldi, onun için yapamadı. Sen profesyonelsin de ne işe yarıyorsun Şener amca? Ne işe yaradın? 4 aydır ordunun üzerinde bir yük olmaya başladı. Dolayısıyla biz fındık için mücadele ettik, hamdolsun karşılığını aldık, en azından seneyi yaptık, değil mi? Artık seneye fındık 15 liranın altına inmeyecek inşallah. O sebeple bizim mücadelemizi biz milletlerimiz söz gereği yerine getiriyoruz. Biz söz verdik susmayacağız diye. Ama birileri bizi susturmak istiyor. Dur diyor. Aman konuşma. İttifaka zarar veriyorsun diyor. Hangi ittifaka zarar veriyoruz? Ömer Çelik ağzına geleni söylüyor. Numan Kurtulmuş ne dediğini bilmiyor. Hayati Yazıcı zırvaladıkça zırvalıyor. Kendi partisinin belediye başkanlığını yapmış adama bile suçlama yapıyor. Ama biz doğruları söyleyince ittifaka zarar veriyoruz. Hangi ittifaka zarar veriyoruz? Biz diyoruz ki ittifak nedir? Karşılıklı ortak anlayıştır. Karşılıklı sevgidir. Karşılıklı dayanışma. İş kuru adam alırken otur iş kuru müdürünün yanına Şener Yıldız olarak, yap isteği, benden başkasından adam almayacağım de, bununla bir ittifak olsun, öyle mi? Ülkücü öğretmeni köye bile müdür yapma, bununla bir ittifak olsun, öyle mi? Andımızla ilgili Danıştay karar veriyor, Danıştay'a gittikten bununla bir ittifak olsun, öyle mi? Papaz olsun, serbest bırakırsın. Yargı bağımsız de, Danıştay karar verince Danıştay kararını eleştir. Biz buna karşı çıkınca ittifak bozuldu de, öyle mi? Ne yaptıklarına bir bakalım şöyle. 4 aydır biz sesimizi çıkarmadıkça devlet dairelerinde ülkücü memurlara baskı yapılıyor, sendikalardan istifa edin diye. İşe adam alırken soruyorlar AK Partili misin diye. Ne AK Partilisi? Evine ekmek götüremiyor. 6 aylık iş buradan alacaksın bunu. Çocuğuna mama alamıyor. Bunun neyini torpille alıyorsun? Şener Yeniyıldız, sen fabrika kurduğunda fabrikana işçi mi alıyorsun da torpil yapıyorsun? Burası devlete ait bir kurum. Bırak kurayla çekilsin. Kim kazanırsa, kim affederse hakkına göre çalışsın. Bunu eleştirmek, ittifakı bozmak mı oluyor? Şener Yıldız, Mesuliye'de hastaneye ne ihtiyaç var diyor. Buna karşı çıkmak, ittifakı bozmak mı oluyor? Ünye'de organize sanayiye 27 milyon para lazım. Orduya stat yapana kadar Ünye organize sanayisinin parasını verseydiniz, orduya yaptığınız stat 120 milyon, Barcelona ile Real Madrid maç mı oynayacak diye sorduğumuzda ittifakı bozmuş mu oluyoruz? Ülkede kültür sarayının
teslimi yapıldı. Ama hala inşaat başlamadı. Bunu sorunca ittifakı bozmuş mu oluyoruz? Ünye'deki fakültenin 3500 öğrenci kapasitesi var. Ama yer yok. Artıralım bunu dediğimizde. Nedimcan'ın başkanlığı döneminde bile Ünye Üniversitesi'ne ait araziyi hayata geçirelim. Buraya bir tıp fakültesi kuralım diye istedik. Hala aynı istekleri söylediğimizde ittifakı bozmuş mu oluyoruz? Balıkçının sorunları var. Dile getirdiğimizde ittifakı bozmuş mu oluyoruz? Biz Cumhurbaşkanı'nı destekledik. Cumhurbaşkanı'nı desteklemiş olmaktan dolayı da zerre kadar rahatsız değiliz. Birileri dedi ki MHP'liler Cumhurbaşkanı'na oy vermeyecek dedi. Tayyip Erdoğan'ı yolda bırakacak dedi. Ama Türkiye'de AK Parti %41,5, MHP %11 aldı, Sayın Cumhurbaşkanı %52,5 aldı. Ordu'da AK Parti %48, MHP %17 aldı, eşittir 65 eder, Sayın Cumhurbaşkanı %65 aldı. Demek ki MHP'liler lidere sadakat şerefimizdir diyerek bütün oylarını Sayın Cumhurbaşkanı'na hiç gözünü kırpmadan vermişler. Biz Cumhurbaşkanı seçmiş olmaktan rahatsız değiliz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı şunu da duysun artık. AK Parti vekilleri ayrımcılık yapıyor. AK Parti teşkilatları ayrımcılık yapıyor. AK Partililer ülkücüye düşmanlık yapıyor. Son versinler bunu artık. Bunu söylemek ittifakı bozmak mı oluyor? Bunu anlatınca ittifakı yıkmak mı oluyor? Abdülkadir Selvi çıkacak televizyonda MHP'ye hakaret edecek, biz ses etmeyecek miyiz? Susacak mıyız? Ömer Çelik Adana'yı Mersin'i alacağız, biz orada birinci parti izleyeceğiz, biz ses etmeyecek miyiz? Meral Akşener de Adana'ya Mersin'e gözü dikmiş, Kemal Kılıçdaroğlu da Adana'ya Mersin'e gözü dikmiş, AK Partililer de Adana'ya Mersin'e gözü dikmiş. MHP'nin belediyesinden başka alacağınız belediye kalmadı da mı MHP'nin belediyesine saldırıyorsunuz? MHP kadar taş düşsün kafanıza. Dolayısıyla hiç kimse bizi Cumhur İttifakı'nın karşısında diye nitelendirmesin. Cumhur İttifakı'nı savunuyoruz. Ama artık yerelde de mücadele edelim diyoruz. Yerelde de diyoruz ki bizim genel başkanımız yerelde özellikle rica etti. Bazı şeyleri anlattı. Anlamadılar. Genel başkanımız dedi ki Ankara, İstanbul, İzmir kaybedilirse Cumhur İttifakı meşrutiyet sorunu yaşamaya başlar. 102 tane kayyumun aldığı belediyeyi, yönettiği belediyeyi HDP tekrar geri alırsa bu dünyada sıkıntı yaratır. Meşrutiyet sorunu başlar. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı %50'nin altına düşerse yeni başkanlık sistemi tartışmaya açılır. CHP, HDP bir olur, erken seçim tartışmaları başlatır. Türkiye'de kaos yaratır. Biz bunu görüyoruz ve bunu istemiyoruz. Lütfen birlik beraberlik olalım dediler. Ama Ömer Çelik çıktı. Birinci olduğunuz yerlerde aday çıkaracağız. Numan kurtulmuş Allah'a. Allah'ım alem ya. Yıkıyor tabi. Stratejik olarak düşünüyoruz. Sen stratejiden ne anlarsın? Düşünsen ne yazar, düşünmesen ne yazar. Orhan Miroğlu ayrı çakıyor televizyonda AK Partili. Abdülkadir Selvi ayrı çakıyor MHP'ye. İşleri güçleri MHP düşmanı. MHP ile ittifak olursa kaybederiz. MHP ile ittifak olursa kazanamayız. O zaman göreceğiz. Er mi yaman, bey mi yaman? 31 Mart'ta kim kazanacak? Bütün Türkiye görecek Allah'ın izniyle. O sebeple Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere en az 12 ilçeyi almaya kararlıyız. Bu ilçelerin başında da Ünye ilçemiz geliyor. Ünye'de 2014'te yarım kalmış bir hesabımız var. O gün Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırına belediye başkanı oldular, 20'de 20 yaptılar.
Bu millet o gün oy verirken bunlara oy vermedi. Recep Tayyip Erdoğan'a verdi oyu. Kimi boysalar seçilecekti, nitekim öyle oldu. Ama şimdi artık Recep Tayyip Erdoğan devri bitti. Niye? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı MHP'liler de yaptı. Artık Recep Tayyip Erdoğan sadece AK Partililerin değil, 81 milyonun Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla yerel seçimlerde artık halk kendi başkanını seçecek. Ünye'yi Recep Tayyip Erdoğan değil, Ünye'nin seçtiği başkan yönetecek bu saatten sonra. Onun için biz başka Ünye olmak üzere bütün belediyelere talibiz. Allah'ın izniyle alacağız. Biz demeyeceğiz ki Ahmet Çamyar kötüdür, Ahmet Çamyar şunu yaptı, Ahmet Çamyar bunu yaptı demeyeceğiz. Çünkü dememize gerek yok, AK Partililer diyor zaten. Biz ne diyeceğiz? Bizim başkanımız ne diyecek? Benim kapım sonuna kadar açık diyecek. Burnundan gıl aldırmayan adam bizden başkan olmayacak. Gönül adamı başkan olacak. Gönül insanı bizden başkan olacak. Halkın içinden halkı seven insan başkan olacak. Muhtarı azarlayan adam başkan olmayacak. Şu köyden bana oy çıktı, oy çıkmayan köyde şura deyip hizmet ayrımı yapan adam başkan olmayacak. Bizim başkanımız Ünye Belediye Başkanı seçildiği gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin rozetini bir kenara bıraktık. Ünye'nin başkanı olacak Allah'ın izniyle. Biz bunu isteyecek ve buna talip olacağız. Dedim ya, hiç kimseyi kötülemeyeceğiz. Burada üç tane şu anda aday adayımız, bir de hanımefendi düşünüyor herhalde inşallah. Dört tane aday adayımız var. Dördüne de tavsiyem şudur. Kimseden intikam almak için yola çıkmadım. Ahmet Bey'e de, Mustafa Bey'e de, Nedim Bey'e de, Mila Hanım'a da ve bundan sonra çıkacak aday adaylarına da tavsiyem ve ricam şudur. Biz hiç kimseden intikam alma derdinde değiliz. Kimseyi kötülemek için yola çıkmadık. Kimseyi ötelemek için yola çıkmadık. Nefsimiz için yola çıkmadık. Biz Ünye için yola çıktık. Biz Ünye için varız. Ünye'li bunu hak etmiyor. Bakın, Ünye'nin medar ihbarı var. Ünye'deki gazetelerden bazıları da yazıyor. İyi ki Numan abi var, iyi ki Hamarat abisi var. Pekala ben soruyorum. Numan kurtulmuş, başbakan yardımcılığı ve kültür bakanlığı yaptı. Ünye'de bana bir eserini göster. Var mı bir eser? Beğenmedikleri İdris Naim Şahin hastane yaptı. Beğenmedikleri İdris Naim Şahin çevre yolu yaptı. Havalandı, temelini attı. Ordu çevre yolunu başlattı. Numan abi ne yaptı? Ne yapıyor? İlçe başkanı tayin ediyor. Daire müdürü tayin ediyor. İl başkanı seçiyor. Olmazsa Enver Yılmaz'ı paketleyip yerine kayyum atıyor. Yaptığı tek iş bu. Kendi partilisinden intikam alıyorlar. Kendini kendilerini yemekten başka bir iş yapmıyor. Burada ne hizmet aldı Ünye? Soruyorum. Numan Kurtulmuş'a soruyorum. Ümit iyi yaz bunu. Net yaz. Numan Kurtulmuş. Başbakan yardımcılığı, Kültür Bakanlığı yaptın. Şu anda da AK Parti'nin ikinci adamısın. Ünye organize sanayinin 27 milyona ihtiyacı var. Yüzün üzerinde fabrika kurulacak. Binlerce insan çalışacak. Niye buraya para çıkartmadın? Kültür Sarayı'nın ihalesi yapıldı, bitti. Niye başlatmadın? Fakülteye niye sahip çıkmadın? Fındıkla ilgili tek laf niye etmedi? Ben soruyorum şimdi. İşine gelince Numan Kurtulmuş Ünye'li oluyor ama ordunun Ünye'nin devri olunca ortalıkta Numan Kurtulmuş yok. O zaman İstanbul vekili oluyor. O zaman ne yapacağız? Numan Kurtulmuş'a da hep birlikte, Mustafa Hamar'a da hep birlikte ordudan bir ders vereceğiz. Hadi oradan işinize bakın siz diyeceğiz. Neymiş? Ünye'nin çocuğuymuş. Benden daha fazla mı Ünye'yi savundular? Cenazede yoklar.
düğünde yoklar, selde yoklar, afette yoklar. Ama lafa gelince ünyeli oluyorlar. Meclis'te fındık önergesi verdik, hep birlikte reddediler. Bir de çılgınca alkışladılar. Ben sordum, neyi alkışladınız dedim ya. Türkiye Yunanistan maç yaptı da Türkiye gol attı, onu mu alkışladınız? Türk ordusu mümbüçe girdi de zafer mi karşıladınız? Ne yaptınız da alkışladınız? Baktılar ki olmuyor. Tarım Bakanı hepsi bir araya geldiler. Cemal susmayacak. Hiç olmasa dediler. Gider ayak seçim var. Durumu kurtaralım diye fiyat açıkladılar. Dolayısıyla biz susmamaya da devam edeceğiz. Bunu herkes bilsin. Bazıları benim üslubumu beğenmeyebilir, eleştirebilir. Bazıları benim için sokak ağzıyla konuşuyor diyor. Doğrudur. Ben sokaktan geldim. Sokaklarda büyüdüm. Hayatımın en güzel yıllarını 14 yaşında hapiste geçirdim. 3,5 yıl. Ben sokakta büyürken ama şunu öğrendim. Sokakta gelişirken şunu öğrendim. Devlet, millet, bayrak, Kur'an, ezan bizim için mukaddesat. Bu mukaddesatımıza laf söyleyene haddini bildirmek namusumuzda şerefimizdir bizim. Bugün buraya gelirken de yazdım. Gordon, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kumru haritasında Mustafa Kemal Atatürk'e ağır hakaret içeren yazı yazmış. Yazdım ve tekrar söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı. Mustafa Kemal Atatürk, onurlu ve şerefli bir Türk evladı. Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olanların aslında esas düşmanlığı Türk milletinedir. Buradan bir kere daha ilan ediyorum. Sokak ağzıyla söylüyorum. Sokaktaki Cemal Engin olarak söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şerefsiz oğlu şerefsizdir. Kendine İslamcı diyenler, Müslümanım diyenlere de bir tavsiyem var. Allah ölülerimizi rahmetle anın istiyor. Ölülerimizin arkasından konuşmayın istiyor. Siz Türkiye'yi ayağa kaldırdığınızda Mustafa Kemal Atatürk mi engelledi? Siz Türkiye'yi İslam yaptığınızda Mustafa Kemal Atatürk mi engelledi? Siz milli geliri 20 bin dolara çıkarttığınızda Mustafa Kemal Atatürk mi engelledi? Siz gençleri uyuşturucudan, hapçılıktan kurtardığınızda Mustafa Kemal Atatürk mi engelledi? 16 yıldır bu ülkede sapıklık alani hale geldiyse bunun sorumlusu Mustafa Kemal Atatürk mü? Uyuşturucu ortaokullara indiyse sorumlusu Mustafa Kemal Atatürk mü? Mustafa Kemal Atatürk, ben Türk gençliğini zeki, çalışkan, akıllı, bilgili bir nesil olarak görüyorum deyip bu ülkede pırıl pırıl nesiller yetişmesine sebep olmuş bir devlet adamıyken neden Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyorsunuz? Derdiniz nedir? İşte biz bunu sorar ve bunun savunuculuğunu yaparız. Bunu yaparken de sosyal medyadaki Allahsız, dinsizlerden de zerre kadar korkmayız. Onun için biz bu millet adına, bu milletin değerleri adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. MHP verdiği her sözün arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı seçim beyannamesinde ne söz verdiyse arkasındadır. Emeklilikte yaşa takılanlar MHP'nin sözünün arkasındadır. 3600 ek gösterge MHP'nin sözünün arkasındadır. Taşeron işçilerinin konusu MHP'nin sözünün arkasındadır. Gardiyanların, orman muhafaza memurlarının, gümrük muhafaza memurlarının sorunları MHP'nin sorunudur. Çiftçinin sorunu MHP'nin sorunudur. İki ve arazilerle ilgili düzenleme yapmak için söz verdik,
sözümüzün arkasındayız. Bunu yaparken de bunu iktidarla birlikte yapmak için de gayret gösteriyoruz. Birileri sosyal medyadan diyor ki meclisteki muhalefetin sayısı çok fazla. Muhalefetle bir yolunda diyor bu kanunları takır takır geçirirsiniz. Öyle yağmayın. Bir Cumhur İttifakı kurduk, Şer İttifakı değil. Biz söz verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eleştirsek de kızsak da bu ülkenin 81 milyonun Cumhurbaşkanı meclise geldiğinde ayağa kalkmayanlarla asla bir olmayacağız biz. Onlarla bir arada birlikte görünmeyeceğiz, hareket etmeyeceğiz. Dolayısıyla AK Parti hükümetine bilgilendireceğiz, anlatacağız. Nasıl fındıkta fiyat verdirdiysek her konuda da AK Parti hükümetiyle konuşacak, anlaşacak, ülkenin sorunlarını çözeceğiz Allah'ın izniyle. Biz bunun için varız. Bunun için yola çıktık. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni acımasızca eleştirenler şunu bilsinler ki biz birileri kısmen mutlu olsun diye değil, biz millet mutlu olsun diye, biz Türkiye mutlu olsun diye yola çıktık. Bütün sevdamız Türkiye, bütün derdimiz Türkiye, Türk milleti. Biz derdimizin çaresi olmak için yola çıktık. Bundan da zerre kadar geri adım atmayacağız. O sebeple 31 Mart yerel seçimleri çok önem taşıyor. Büyük önem arz ediyor. Ordu Büyükşehir olduğunda adaydı bugün. Ünye'de de, Çaybaşı'nda da, Hanyalı'nda da, Erenyurt'ta da, Yenikent'te de hep şunu söyledim. İnkur'da da. Dedim ki, beni belediye başkanı yaparsanız en az 500 kişi Ünye'den işe alırım. Beni yapmazsanız Ünyeliler işi havada görürdü. Ordu Büyükşehir'e 4000'e yakın adam alındı değil mi? Var mı Ünyeli? AK Parti'nin bayrağını asanı, AK Parti'nin minibüsünde yakıp kalkanı bile işe almadılar. Kimi işe aldılar? Belediye meclisi çocuklarını, yandaşlarını, dostlarını, metreslerini işe aldılar. Fakirin çocuğu yine fakir. AK Partili olmasına rağmen fakir. İşte biz seçilirsek istihdam yaratacağız. Ünye'de fabrikalar kurduracağız. Ünye organize sanayi Allah'ın izniyle MHP'nin yerel yönetimlerinde kurulacak en az 5000 kişi iş sahibi olacak Ünye'de. Biz sadece yolsu yapmaya gelmeyeceğiz. Bizim başkanımız istihdam alanları yaratacak. Üretim alanları yaratacak. Bizim başkanımız gençlere iş bulacak. Bizim başkanımız yaşlılara huzur verecek, imkanlar yaratacak. Dolayısıyla biz Ünye'yi ve Ordu'yu alnı açık insanların, mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getirmek için aday oluyoruz. Bunun için yola çıkıyoruz. Ve sizden şunu hasreten rica ediyorum. İnandığımızda başaramayacağımız hiçbir şey yok. 24 Haziran'da bunu gördük mü? Gördük. Birileri dedi ki MHP 25 bin alamaz. Hatta Fazla abinin yüzüne karşı dediler ki ya çok zor iş. Mümkün değil. 30 bin bile mümkün değil. Devlet Bahçeli'de bu iş olmuyor. İplisi, ipsizi, sapsızı bir oldu MHP'ye saldırdı. Ne oldu? Bu millet bize 82 bin oy verdi. 8 bin oy daha alsak ikinci milletvekili gidiyor. Demek ki inandığımızda başarıyoruz değil mi? O zaman ne yapacağız? 31 Mart'ta başaracağımıza inanacağız. Biz bu hareketin içinde küçük yaşlarda başaracağına yemin etmiş insanlarız. Hem hafıza tazeleyelim, hem nostalji olsun. Ne dedik 14 yaşında bıyıklarımızın terlemediği günlerde gencecik kızlar iken hep birlikte haykırır. Ocaklı gençler de burada hala haykırırlar. Allah'a, bayrağa, vatana, millete ve Kur'an'a yemin olsun. Şehitlerin, gazilerin emin olsun.
komünizme, faşizme, kapitalizme ve emperyalizme karşı mücadelemiz sürecektir. Mücadelemiz son nefes, son nefes, son damla kana kadardır. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye, Turan'a kadardır. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız, başaracağız, başaracağız. Allah Müslüman Türk'ü korusun ve yücelsin. İşte bu yemin ettiğimizde daha genç gençlik çocuklardık. Şimdi her birimiz delikanlı çocuklar yetiştirdik. Saçları bembeyaz oldu. Her birimizin torunları kucağına geldi. Pırıl pırıl bir nesil var. Öyleyse istersek başaran biz olacağız. Biz inanç hareketiyiz. Biz iman hareketiyiz. Çalmadık, çırpmadık, soymadık, yemedik. Allah çalmayı da nasip etmesin, soymayı da nasip etmesin, kul hakkını da nasip etmesin. Hizmet için varız, hizmet için yola çıktık. Allah bu yolculuğumuzu inşallah zaferle taçlandırsın diyorum. Burada toplanmış olmaktan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Necip Fazıl'ın mısralarıyla sözlerime son veriyorum. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık. Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize bassınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuşsa bizi kader. Aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Bana kefendir yatar, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yoğurun, varlık olun, gerisiye Bangarya. Yürüsü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. İnşallah 31 Mart'ta Ünye'den yükselen ses bütün Türkiye'ye aykıracak ve diyecek ki ne mutlu